Daha iyi anlayabiliriz alanı. Şu anda bulunduğumuz tapınak, alana ismini veren, dünyada tek olan Leto adına yapılmış bir kutsal alanın, Leto'nun Leto tapınağıdır. Dünyada Helenistik döneme tarihlenen orijinal blokları %80 oranında korunmuş tek tapınaktır. Güneye bakar bu tapınak. Yunan tapınaklarında görülmeyen bir özelliktir. Sebebi de kutsal kaynağa yönlenmiş olmasıdır. İkiz çocukları Artemis ve Apollon adına yapılmış diğer tapınaklarla birlikte gökyüzü hareketleri de dikkate alınarak güneye doğru planlanmış yapılardır. Ben hocamızı tebrik ediyorum. Ayrıca bugün bizimle yeni bir buluşlarını paylaştılar. Mısır izlerini gösteren bir yüzük taşı. Evet. O da heyecan verici bir olay. Hazı ekibini tebrik ediyorum. Şurada zemin alanı var. Tabii çıkıyor, seramikler çıkıyor. Evet. Devam ediyor. Bunlar da arkaik dönemden. Bu buluntu, bu kazı sezonunun en önemli buluntusu bizim için. Geçen hafta hemen şu arkamda görmüş olduğunuz teras duvarlarının önünde devam eden ve 2015 yılında başlanan kazıda ele geçti. Bu bir skarabe dediğimiz mühür ve yüzük taşı. Bir tarafı mühür, bir tarafı ise insan başı şeklinde yapılmış ama skarabe, yani bizim bok böceği dediğimiz formda oluşturulmuş. Bunlar genellikle Mısır üretimi oluyorlar ve elimizdeki örnek yaklaşık olarak M.Ö. 610 yılına ait Naukratis üretimi bir mühür. Tabii bu bize neyi anlatıyor? Bu o dönemde Mısırlıların Patara Limanı aracılığıyla buraya gelerek buradaki kutsallığa da adakta bulunduklarını gösteriyor. Özellikle o skarabe dediğimiz mühür. Orada bulunmasının sebebi orada kaya sunakları olması ve buraya gelen Mısırlı tüccar orada kendisi için bir sunuda bulunuyor. O skarabeyi oraya bırakarak. Bu sebeple Mısır'la olan veya Mısırlıların da buraya verdiği değeri göstermesi açısından önemli bir buluntu. Bundan sonra bu taşın yolculuğu envanterlik bir eser bu. Yani müzeye gidecek, müzede sergilenecek. Biz kendi kayıtlarımızı alacağız onu. Fotoğrafları çekilecek, çizimi yapılacak. Restorasyonu yapıldı, konservasyonu yapıldı. Ve yayın aşamasında bunun tarihlendirilmesi, Mısır'la Leto'nun arasındaki veya Patara Limanı ile oluşan bu ticari ilişki üzerine çeşitli incelemeler yapılacak.